Herkese yeni bir günden, yağmurlu bir Ağrı sabahından günaydınlar. Nasılsınız? Umarım inşallah iyisinizdir. Bizler iyiyiz. Şimdi arabadayım. Eşim geldi. Nereye gidiyorum? Eşimin iş yerine gidiyorum. İnanın 22 senelik evliyim. Karakola gitmişliğim var. Evet, hanımlarla böyle kamelyada oturup bir şeyler yapıp eşlerle falan oturuyorduk akşamları falan. Ama hiç odasına girmişliğim yok. Bugün eşimin odasına gidiyorum, yani iş yerine ve makamına gideceğiz, öyle söyleyeyim. Şimdi Barış güzel simit almaya gitti, orada kahvaltı yapacağız. Ondan sonra beraber döneceğiz ve yarın Zonguldak'a beraber gidiyoruz arkadaşlar. Eşimin 7-8 gün bir izni var. Aslında Yaren'in sınavına gelecekti ama Yaren'i de çok özledi. Biraz da bunalmış, beraber gidelim dedik. O yüzden böyle yüzüm gülüyor, yoksa bugün böyle yarın son gün diye üzgün olurdum. Şimdi onu bekliyorum, gelemedi. O hani ben dedim ya size anne kurabiyesi alıyorum diye. Oranın simiti de güzel oluyormuş. Beraber kahvaltı yapacağız. İşte kahve içeceğiz. Aslında oraları dolaşmak istiyordum ama yağmurdan herhalde dolaşamam. Barış'ın iki tane kedisi var. Size onları çekerim. Eşim de geldi bu arada. Oo, bayağı simit almış. Öyle hadi bakalım. Barış'a diyorum ki ya çok üzüleceğim yerini görünce, ya da diyorum hani böyle içim birazcık rahatlayacak. Artık hep beraber göreceğiz. Şimdi gelsin. Bugün de şansıma yağmurlu, yarın da böyle olacakmış. Havada bayağı bir sisli. Geldi bakalım simitlerimiz. Bakın havayı da çekeyim size. Bayağı yağıyor. Soğuk mu Barış? Soğuk mu? Gerçi arabaya binene kadar üşüdüm. Sis de var. Sanki burası böyle kışın da hep sisli gibi hayal ediyorum ben. Öyle mi? Bak öyleymiş. Haydi gidelim bakalım arkadaşlar. Sizlerle birlikte. Bayağı trafiği yoğun. Ağrı küçük bir yer ama trafiği yoğun. Bence. Biz şurada döner yedik ama cidden çok güzeldi. Zaten şeymiş yani. Eski tarihi bir dönerciymiş. Çok güzeldi. Şey gibiydi böyle. Tandır gibiydi. Daha bir sürü şey var. Var mı? Sofi döner var. Yemekleri güzel oluyor. O ta yukarıda kafe var ya. Alaçatı diye. Orada müzik de var. Ha, bu Zonguldaklı arkadaş böyle yukarıda resim paylaşıyordu. Belki de orasıdır. Evet. Haydi bakalım. Biz müzik niye açmadık? Ay, bu TRT değil, dur. Burada Batman'daki gibi buğday tarlaları var mı Barış? Yok. Yok mu? Oralar şimdi yemyeşildir. Burada hayvan sıkıntı. He. Orada tarım yapılıyor. Ha, doğru. Mesela orada da çok su yok. Aynen. Aynen. Bak şurada dere var. Ufak. Ha. Yayla olduğu için yayla gibi. Öyle mi? Evet. Burada yavaşça. Doğrudur. Gerçi şey çoktu ya, çobanlar, koyunlar Patnos'a giderken. Ama ne güzel şurası, yemyeşil. Ekrandan siz şimdi o kadar güzel görmüyorsunuz ama çok güzel. Çünkü cam şey, siyah. Hiç durmadı. Ama sis gitti en azından. Evet, çok şükür geldik. Şimdi eşimi bekliyorum. Üniformasını giymeye gitti. Ondan sonra hemen simit yiyeceğiz, çay içeceğiz. Aslında peynir falan da alacaktık da karşıda bir şarküteri var. Sabah olduğu için kapalıydı. Öyle geldik. Vallahi. Atamız tabii ki baş köşede. Kediler yok. Bakayım Barış gelsin de. Bu bardakları falan siz mi seçiyorsunuz? Evet abi. Ha. Bak bak. Ben de züccaciyi gezmenin faydaları mı diyelim? Bizde vardı bunlardan bir ara. Hatırlıyor musun Yozgat'ta? Şimdi böyle karakolda kahvaltımız. Televizyonumuz da açık. Ama burası soğuk. Kalorifer yanıyor mu? Yanıyor ama. Şimdi çayım da tazelenecek. Barış da gelsin.
Gelirken böyle simit poğaça aldık, fazla da aldık onlar da yesin diye. Bize afiyet olsun. Bakın bugün Barış bana hizmet ediyor. Kahvaltı Barış'tan, çay Barış'tan. Eline sağlık. Hiç Müge Anlı izlemem, Müge Anlı izliyorum. Yedik içtik, Müge Anlı seyrediyoruz. Barış'ın odasına da gittim bu arada, çok merak ediyordum. Ama diyorum ki soğuk diyorum, yok sana öyle geliyor diyor. Değil mi? Bana soğuk geldi burası, bilmiyorum. Bir de şey yüksek yani. Neyse şimdi aslında... Ne rakamı 2000? 2000. Ha. Yok şey de yüksek hani binanın. Ne diyecektim? He, dışarıda yürüyüş yapacağız ama yağmur müsaade etmiyor. Yağmur dinerse şöyle bir yürüyüş yapacağız beraber. Ben de etrafa bakayım istedim. Böyle işte şimdi geldik burada oturuyoruz. Vatan bir bütündür, bölünemez. Yağmur biraz dindi. Şimdi yürüyüşe çıktık. Yoklar mı? Yoklar mı? İki tane mi burada? Gelirler sana. Takılıyorum diyor. Bu şimdi çay mı? Çorba. Ya Barış. Çay mı? Anam hep böyle mi burası? Yağmur şu an. Buraya yeşimli günler yazılmıştı arkadaşlar. Abo bu ne? Oo Barış. Ay Barış öyle yapma ama. Korktum ama. Telefon dur sıkı tutayım. Vay be. Of. Ne hızlı geliyor. Burası bak durgun. Balık var mı burada? Şaka yapma. Buna bakın köy ağası gibi. Barış'ın simitini aldım. Çünkü her an yağmur yağabilir dedi. Bir de buralar soğuk. Şimdi yürüyüş yaptık. Tekrar gidiyoruz. Zaten birkaç saat sonra gideceğiz. Görmek istemiştim. Aynen. Görmek istemiştim. İyi oldu. Öyle arkadaşlar. Bana özel bu değil mi? Ha? Bir şey. Yayla. Kıvamı falan ne güzel. Ellerine sağlık, güzel yapmışlar. Haydi bakalım. Karavana tahmin ettim. Nasıl? Karavana tahmin ettim diyorum. Biz başka bir şey yemiyoruz. Kahvaltıyı geç yaptık ya. Bir çorba yeter bize. Aa, güzel. Allah'ım ellerine sağlık. Ne oldu? Bunun adı ne? Şaziye bu. Şaziye. bir de şurada var. Bakın. Harbi teyze süper. Harbi anne olacak. Bak kendi küçük zaten değil mi kızım? Ana. Kendi küçük daha zaten. Nasıl bakıyor? Kendi küçük zaten. Van kedisi değil mi bunlar? Van kedisi. Nasıl bembeyaz. Bak Aa gidiyor mu? Ha yok gitmiyor. Evet bu da Barış'ın Şakir'i. İlk evet, göz bu da baba olmuş baba. Gözlere bakın Van kedisi ilk defa yakından görüyor. Barış öyle tırmıklamaz değil yok, mi? Yok hiçbir şey ay olmaz. Nasıl güzel gözü var. Kurban oldum Allah nasıl yaratmış. Çok mu seviyor? Yok. Elliyim mi ben? Elli tabii canım. Hiçbir şey yapmadı hiç. Ben normalde sevemem biliyor hiçbir musun? Şey ay gözlerini kapatıyor. Yarının yerine seveyim seni ben. Çok tatlı. Ne? Bildiğin gibi. Barış'ın bildiğin. Arkadaşları bebek bunlar. Bebek. Ay. Ay Barış nasıl güzelmiş. Ben sevemiyorum ya normalde. He, çok tatlı. Ay hadi. Gözlerine bayıldım. Kurban oldum ben valla. Ben de bebekti bu. Buna bak. Bu da Şaziye'ymiş. Aa gitmek istiyor bu. Barış gitmek istiyor. Gidecek misin? Gidecek misin? Şakir. Oğlum. Şakir. Mama. Mama. Barış gerçekten. Mama istiyor musun? Bu konuşuyor. Bak mama bak bak. Ağza bak. Isırmıyor değil mi? Şakir. Mama. Mama versin mama, mi? Mama istiyor musun oğlum? Bu geldiğinde Barış Şakir. Vardı. Neydi bunun adı? Şaziye sonradan geldi. Bunlar karı koca. Karı koca ayrılıyorlar. Kavga. Başlarında bulunuyorlar. Ay senin gözlerine bayıldım. Aa buna bak. Aa, Bismillahirrahmanirrahim. Barış.
Aç da yazık gitsin. O bunu aldı burada. Beni sevmedi. Bak bak bak. Bak bak. Şş, aile var lütfen. Lütfen. Ben seviyorum. Allah'ım ya Rabbim ya. Neyse bunlar çok. Bunlar da arkadaş olmaz. Olmuş. Bunlar çekilmez böyle şey. Değil mi? Sana arkadaş oldular. Arkadaş değil bu. Benim oğlum bu benim. Giderken benim ne yapacağım? He. Baksana çok tatlı bu. Vallahi sen ağlarsın bundan ayrılınca. Baksana bak bak. Barış. Bak. Teyzesi güzelliğini görüyor musun bak? Dur bir de şey yapayım. Vallahi burada zaman geçmiyormuş. Bir oraya gidiyoruz, bir buraya geliyoruz, bir içeri gidiyoruz. Şimdi Barış'ın odasına geldik. Eşimi bekliyorum bakalım. Birkaç saat daha buralardayız. Evet biz şimdi gidiyoruz bakalım. Belki yine gelirim. Ne diyorsun Barış? Tabii. Hadi bakalım. Kısa bir kıyafet değişikliği yaptık. Odamıza gelmiştik. Şimdi yemeğe gidiyoruz. Oradan da arkadaşlarla buluşacağız. Hadi bakalım. Güzel, keyifli bir akşam. Ha bu arada ben dün video çekmedim. Arkadaşımla buluştum. Uzun uzun sohbet ettik. Sıfır. Bakın beyim beni nereye getirdi? Koş, koş diyor. Neymiş? Şazeli Kafe Restorant. Geldin mi daha önce? Bence gelmişsindir sen. Buraya geldik. Yemek yiyeceğiz. Sonra arkadaşlar bizi alacaklar. Burada da kapalı spor salonu var. Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü. Oo kalabalık. Bacan. Buralarda bayağı şey var ama bak ileride pizza falan. Görüyor musun? Şöyle bir yer var. Hangisini istersen oraya gidelim. Nasıl bir yer? Burasında var restoran tarzında. Tamam. İleride mi? Bir de şeyde var. Ani bir kararla öbür tarafa değil de şu cağ kebaba geldik. Değil mi? Evet. Seni Erzurum'a götürmüş gibi. Yedik canım yerinde yedik. Ağrı'da Erzurum'u yaşatacağım. Ama bak burada da ızgara çeşitleri, kuzu haşlama, kuru fasulye, bir tek cağ kebap yok. Ben yemem. Böyle pişiyor bakın. Daha önce çekmiştim sizi Erzurum'da. Evet yemeğimizi yedik. Saatlerimiz 6 oldu. 6.30'da arkadaşlarla buluşacağız. Çay kahve içeriz. Oradan da biz öğretmen evine geçeriz. Yarın kaçtaydı uçağımız? 2. 2'de. Allah nasip ederse inşallah. Şeyleri de yaptık. Meydo. Söyleyemiyorum. Çin'e. Çekin. Cam kenarında oturacağım. Bari şey yaparım. İnşallah gelirken ki gibi olmaz ama gelirken çok girdi şeye. Neydi o yine diyemiyorum. Türbülans. Ha türbülans. Öyle arkadaşlar. Ama şeyden kaynaklı. Neden? Bulut olunca. Bulut çoktu zaten. Sis de çoktu, bulut da çoktu ama Barış sanki böyle pamukların üzerine gidiyorsun gibi ya. Niye biliyor musun? Niye? Bulutlar belli bir seviyenin, yani gökyüzünde belli bir seviyede. Uçak o seviyeyi aşıyor ya. Aynen. Mesela istediği kadar yağmurlu olsun hava veya istediği kadar kapalı olsun. Uçak havalandıktan sonra bütün bulutlar aşağıda kaldığı için yukarısı günlük bir üstlendik oluyor. Aynen, aynen. Ama bu sefer bulutların içinden gitti böyle biraz. Antalya yükselik olmuştur. Bilmiyorum işte. Neyse bakalım. Alıştım ama önceden nasıldım? Ay ben diyordum asla binemem, asla yapamam. O Batman'a, Ankara'ya gittik geldik, Yaren'le gittik geldik. Oho. Buraya gittim geldim. Sen kaç ilk etti? Yapamam dediğinde. Uçağın içine tur atmıyor başladın. He aynen arkadaşlarla arka tarafa falan gitmiştim yanlarına falan. Neyse işte ama uçakta rahatlık yani korkutuyor mu insanı şey gibi oluyor. Hani böyle sanki o tekerlek rank diye böyle yere değecek gibi hissediyorsun. Ama güzel en azından mesela otobüsle gelsem Ağrı'ya 1,5 günde mi gelirdim? Evet. Yani ama ben 1 saat 15 dakikada Ağrı'daydım. Ya büyük olay. Evet. Bir de şöyle, ben mesela Hakkari'deyken Van'dan uçak kalacak diyorsun. Hı-hı. Tabii biz koşta koşta gittik. Yüksekova'dan Van'a gidiyorsun o zaman. Hı-hı. Hakkari havaalanı yok o zaman. Yüksekova'da. Şimdi var mı? Şimdi var. 4 saat zaten yol tutuyor. Evet, Van'a kadar değil mi? Bir saatte
helikoptere bindim. Bir de 5 saat. Hiç uçakla gitmenin lüksü yok ki. Ankara Zonguldak. Dur onu söyleyeceğim. Bana gittim. Devrem de var yani orada. Hop bir anons. İşte uçak. Rötar yaptı. İptal oldu. Sefer iptal oldu. Ana. Rötar değil. Sefer iptal oldu. E o zaman ne oluyor? Cancel'ı yazdı. Tabii koşa koşa şey gittik devremde. Nereye? Gişe. Dedik ne oldu uçak? Uçak işte havaya şartlarından dolayı. İptal. Sefer iptal oldu. Aha dedim. Şimdi yolda uzun ya. Evet. Cumhur vardı işte yani, Cumhuriyet yani. Onu dedim hemen koşalım şeye. Otobüse. Otobüse. Otobüse gittik değil mi? Dur. Koşa koşa otobüse bindik. Aa ben niye bilmiyorum, hatırlamıyorum. Ondan sonra otobüs tam bana çıkacak. Uçak hava indi açtı. Değil mi? Ay yazık, eziyetinize. Ondan sonra bir baktım uçak gelmeye başladı şeye doğru, bana doğru. Oradan ben gölümün kenarından gidiyor şey. Ay. Neydi? Otobüs görebiliyorsun. Kötü olmuş. Dedim şey, bir ara bakayım dedim. Hava yollarını. Bir aradı. Sefer tekrar geri düzenlenmiş. Tabii siz de ne acele ettiniz hemen? Bu 2 saat geçti, 2,5 saat. Acele etmişler ama. Yeşim, o 1 dakikada kaybolan Van yolu. Yani uçağa biniyorsun, uçak Feridlenen Havalimanı'ndan kalkıyor. Bitmek bilmedi değil mi? 2 dakikada şeye geçiyor böyle, Van gölünü geçiyor. Bitmek bilmedi. Dolan. 6 saat. 6 saat oldu, biz hala Van gölünün etrafında, hala Van gölü gözüküyor. Dememe dedim, ben dedim oğlum. Uçakla dedim, nereden bindik? 2 dakika geçeceğimiz yeri. 6 saat oldu dedim hala. Git. Zordu ya, o zaman daha zordu. Uyuyorum kalkıyorum. Allah'ım bitmesin oldu. Sen Ağrı'ya da otobüsle geldin sanki. Oradan da şeye. Ankara'dan da Zonguldak'a. Aynen. Sen Ağrı'ya sanki otobüsle geldiğin gibi hatırlıyorum bir kere. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Ya, geldim. Geçen sene. İlk arabayı bana bıraktığında. Evet. Ya. Uçak. O zaman da uçak yoktu. Burada da bakın ne var. Şöyle göstereyim. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi. Haydi konuşa konuşa. Daha var gerçi yolumuz. Ama bak kaç saat gidiyormuşum? Kaç? Bak. Helikopterle 1 saat faaliyet. Hı. 1 saat. Uçakta. Oradan da şeye. Yusufova'dan bana 4 saat. Hı. Bir de 32 virajlar var. Oo. 32 tane viraj var. Şey ama videolar atıyordun ya, biliyorum. 4 saatte orası 5 saat. Ankara Zonguldak arası 4 saat. Dur, Ankara'ya gelemedik mi? Daha gelememişiz. Yani uçakla gidersen işte kurtarırsın. Uçakla gitmezsen en az 14-15 saat orası var. Kaç saat oldu? 20. Ay. 4 saatte şey var Zonguldak. 4,5 saat. O zaman yollar iyi değildi. Şu anki şimdi yollar iyi değildi ki. Yani benim bir günümden fazlası 24 saat. Ha, yolculukta geçiyorsun. Benim ilk... Bir de bütün araçları kullanıyorum bak. Helikopter. Bir tren kullanmamışsın. Minibüs. Bak, helikopterle şey, yüksek oluyor. Oradan minibüsle bana. Oradan işte uçakla gidiyorsan uçak. Otobüse gidiyorsan otobüs. Uçakla gidiyorsan bir de otobüse biniyorum. Şimdi bana Van'dayken gösteriyor. Bak Hakkari otobüslerine buradan biniyordum diyor. Valizimi alıyordum. Diyorum ki şimdi de farkı yok ki, yine valizini alıyorsun, tek başına gidiyorsun diyorum. Ama o zaman gençlik vardı diyor. Hani gençtim diyor, daha diyor hayat tecrübesi yoktu diyor. Öyle gerçekten, ama bitmedi çilesi. Bitecek inşallah. Değil mi? Ama şey diyor. Evet. Aklıma geliyor ya. Gelmez mi? Biz o zaman Yaren küçücüktü, böyle internet falan yoktu ki. Barış bize bilgisayar getirdi. İnternet bağlattı, annemde kalıyorduk, hatırlıyor musun? Akşamları böyle görüntülü konuşuyorduk. Yaren ay babası geldiğinde babasını tanımıyordu. Barış'ın böyle zoruna gidiyordu. Ay olsun, Allah yine böyle ayrılıklar versin de. Ama 22 senelik evliyiz, geçen de konuşuyoruz yani. Herhalde 10 senesi falan böyle beraberdik ya. Yaren'le de aynı şekilde babası. Yaren 18 yaşında. 9-10 sene beraber. Yani normal, yani normal insanlar olarak. Yani 9 yıldır tanıyorum. Yani. Hani aynı şehirde de olsak görev yoğunluğundan olmuyordu. Bazen gidiyordu, günlerce gelmiyordu. Yani. Her yerde ayrıydık neredeyse. Öyle vallahi zor, ama tabii ki her zaman söylüyorum.
gurur verici tabii ki de. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Amin. Haydi gidelim. Şimdi böyle geldik. Şu karşıya gideceğiz de arkadaşlar gelene kadar burada oturalım dedik. Millet bahçesinde. Nuh'un gemisini çekseydin. Nuh'un gemisi şu mu? Evet. Onun üstünde kafe. Oturuyorlarmış biliyor musun yazın? Evet. Ebru söyledi dün akşam. Ama şey yani küçük. Evet. Teşekkürler. Yok oraya gideceğiz ya. Arkadaşlar ne için? Yazık bak o da öyle ekmeğini kazanıyor ama. Gerçi kardeş, al. Getir al. Nehire karşı. Bak kaldırır nehir gözüksün. Evet. Karı koca. Ne nehriydi orası? Murat. Evet. Aman kahve diyordum. Çay ya, keyfi. Tamam. Yazık o çocuğa da iyi oldu. Barış'a diyorum ki o adam olur valla. Güler yüzlü de bir çocuktu. Allah yolunu açık etsin inşallah. Baksanıza. Aynen. Afiyet olsun. Alena'nın yaptığı daha başarılı. Valla. Geçen Alena yaptı Sebastian. Bilmiyorum Alena'nın yaptığı. Evet saatlerimiz 10.30 bir 15 dakika falan oldu. Eve geldik. Arkadaşlarımız bizi bıraktı. Keyifli güzel bir akşam geçirdik. Sağ olsunlar. Yani buluşsak birkaç arkadaşımız daha vardı ama inşallah bir dahaki sefere. Bu akşam Ağrı'da son gecemiz. Allah nasip ederse yarın öğlen uçağımız var. Bugün sizlere bahsettiğim gibi eşcağızımla beraber gidiyoruz. Öyle arkadaşlar şimdilik Ağrı'dan son vlogumuz olsun. Bakalım bir daha gelmek ne zaman kısmet olacak. İyi ki gelmişim. Bana da iyi geldi. Gerçekten çok iyi geldi. Değişiklik her zaman iyidir biliyorsunuz. Umarım inşallah keyifle sıkılmadan izlediğiniz bir video olmuştur. Bugünkü yorumlar çok güzeldi. Ağrı'yı beğenmişsiniz. Van'ı çok beğenmişsiniz. Zaten hani dün söyledim yine söyleyeyim. Ülkemizin her yeri ayrı bir cennet. Evet Zonguldak'ta buluşmak üzere. Gerçi yarın gitmeden yine bir Ağrı'da vlog başlatırım. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Rabbime emanet olun. Kısmetse inşallah yarın buluşuruz diyorum. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın.